Kertenkeleyi yakalamak benim karşılığıma mal oldu. Haberiniz var mı? O herif benim hayatımı, itibarımı, her şeyimi çaldı. Suçların işi kaçmak. Onları da yakalamak benim görevim. Değil mi müdürüm? Gayet tabii. Sizin de göreviniz benim yakaladığım mahkumların kaçmasına engel olmak. Değil mi müdürüm? Amirim, bence kertenkelenin kaçmasından siz sorumlu değilsiniz. Çünkü kertenkele hapishaneden kaçmadı. Karakoldan kaçmadı. Hastaneden kaçtı. O yüzden kanımca suçlu başhekimdir. Başhekim kim? İşte onu bilmiyorum amirim. Uçtu kaçtı. Hocam bir sorum var. Evet. Kuzey Kutbu'nda 6 ay gece 6 ay gündüzdür ya. Orada gece ve gündüz namazlarını nasıl kılacağız hocam? Ya sanki Kuzey Kutbu'na otobüs bileti almış. Şu akşam yola çıkacak. Bak gözlere bak, bir de öyle bakıyor. Müslüman adam Kuzey Kutbu'na gitmez. Neden? Çünkü Kuzey Kutbu soğuk. Şimdi biz sıcak iklime sahip olan bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla kolaylıkla hasta olabiliriz. Bizim hasta olmamamız lazım. Müslüman insanın akıllı olması, kafasını kullanması gerekir. Peki hocam, Kuzey Kutbu'yla Müslümanlar arasında savaş çıksa, Müslümanlar da orada esir düşse, o vakit orada nasıl namaz kılacaklar? Hicri abicim, Müslüman adam Kuzey Kutbu'na savaş açmaz. Açsa bile esir düşmez. Değil mi evlat? Hadi evladım, ye yoğurdun. Ye yoğurdun hadi. Halil efendi, gerçekten yemekler çok güzel olmuş. Ayrıyeten bu davetiniz için de çok teşekkür ederim. Afiyet sıhhat olsun hocam. Afiyet olsun. Haydi bana müsaade. Hocam nereye? Ekrem Bey bizi bekliyor. Ekrem Bey kim? Kalacağınız lojmanı halledene kadar kendisi bize bir yer ayarladı. Sağ olsun, camimize çok yardımcı oluyor. Ha, şu mesele. Benim ufak bir işim var Halil efendi. Ben o işimi halledeyim, geleyim, öyle gideriz. Peki hocam. Hocam, ben de size refakat edeyim mi? Hem soracak sorularım da var. Hayır Hicri, sen gelme. Burada kal evladım. Haydi. Hiç aman vermedin be Hicri abi. Hocam buyurun. Hayırlı işler. Siz burada mı çalışıyorsunuz? Evet hocam. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ya ben böyle bir poşet lazım aslında yani. Bulunur mu sizde? Bir dakika. Bu olur mu hocam? Oo, gerçekten çok iyi olur. Teşekkürler. Ne kadar borcum? Ne borcu hocam? Hiç olur mu öyle şey? Ne demek? Mahcup ettiniz beni. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Kemal, bir çık dışarıda konuşalım. Kime diyorum? Seval! Seninle görüşecek bir şeyim yok. Gitmezsen polis çağırırım. Bana bak. Bana polüm yapma. Alırım aklımı. Seninle konuşmak istemiyorum. Duymadın mı? Defol buradan. Defol. O benim karım. Sana ne? Ya ben senin karın falan değilim. Boşandık biz. O kadın kafana sok. Beyefendiciğim, beyefendiciğim. Lütfen bakın. Zorla güzellik olmaz. Hoca. Sen maydanoz olma istersen. Ayrıca şöyle bir uza da işimize bak. Aa sen bir hoca arası böyle konuşuyorsun ha? Serseri! Defol buradan! Anne! Allah cezanı versin namık. Yine yaptın pisliğini. Bana bak Seval. Benim olacaksın sakın unutma. Şeytan görsün yüzünü. Defol git. Anne. İstiyorsanız ben hemen şuradan bir doktor çağırıp geleyim. Hocam Betül Hanım doktor zaten. İyisiniz değil mi? İyiyim. Ben bir polis çağırayım mı? Yok yani polise gerek yok. Ne polisi canım? Yani değil mi? Allah tez zamanda onların belalarını verir inşallah. Allah çarpar onları. İyi günler hanımlar. İyi günler. Güle güle hocam. İyi günler efendim. Allah çarpar ne demek ya? Bu ne biçim bir hoca anne? Kızım koskoca hoca bilmiyor da sen mi biliyorsun?
Ne var? İyi günler. Engin Bey'e bakmıştım ben. Engin yok. Hanımefendi, ablacığım beni Güvercin Ali gönderdi. Baştan söylesene. Benim acil pasaporta ihtiyacım var. Engin Bey'i bulmam gerekiyor. Yok. Abla yok deyip kestirip atma ya. Nerede peki? Yurt dışında. Ne zaman gelir? Bir ara gelir. Ara ara sen.